Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta beyaz reform uygulamasıyla hekimlerin özel hastanelerden kamuya dönüşünün arttığını söyledi. Yurt dışına çıkan hekim sayısının 2023 yılında 401 hekim olduğunu belirten Bakan Koca, 205 bin hekimimiz var, kaçı gidiyor? 401'i gidiyor dedi. Beyaz reformdan sonra hekim sayısı ne oldu? Uzmanı söylüyorum, pratisyeni söylemiyorum. 48.858'den 55.923'e, yani 7.065 sadece uzmanda artış oldu. Kamuya dönüş oldu. Peki özel ne oldu? 31.622'den 30.510'a, yani 1.112 azaldı. Beyaz reform kamuya dönüşü hızlandırdı. Kamuya dönüşlerin hızlandığını söyledi. Yurt dışına çıkan hekim sayısının 2023 yılında 401 hekim olduğunu açıkladı. 401'inde 250'si pratisyen ve asistan bir kısmı, 149 uzman. Dolayısıyla yurt dışına giden 3'te 1'i uzman, 3'te 2 pratisyen, ağırlıklı pratisyen olduğunu görüyoruz. Peki daha çok nereye gidiyorlar? Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya. Biz 30-40-50 bin dolarla veremiyoruz. Bizden dolayı değil yani. Artı eğitim amaçlı. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaça gidiyor? 401, 450, 500 olsun, 600 olsun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meclisteki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında gri kod uygulamasında pilot olarak başlandığını paylaştı. Şehir hastaneleriyle ilgili de bilgi verdi. Fizik tedavi hastanesi gibi, özellikle kemoterapi gibi tıbbi hizmetlerin bir kısmı da işletmeye verilmişti. Sözleşmede bunlar da vardı. Geç açılma durumları göz önüne bulunarak bir takım başka yapmaları gereken sorumlulukları yerine getirmelerini de gözeterek 25 yıllık sözleşme sürelerini kesmediğimiz bir şehir hastanesi olmadı. Şehir hastanelerinin ortalaması şu an 17 yılı geçmiyor. Yani 15-16 yıl sonra bütün yeni açılan şehir hastaneleri dahil olmak üzere 15 yıl sonra bu devletin